KPSS meselesi son durumu aktarayım ben iptal edilen KPSS'nin ardından süreç devam ediyor bir yandan başsavcılık soruşturması devam ederken devlet denetleme kurumunun da işte ÖSYM'deki incelemesi sürüyor emniyet güçleri de devreye girdi biliyorsunuz 7 iklim yayın evinin iki adresinde aramalarını gerçekleştirdiler incelemelerde bakılanlardan biri de cevap anahtarı efendim cevap anahtarları da e, takip ediliyor. E, 21 e, e, adayın e, sınavdaki yanıtlarının aynı olduğu, kağıtlarının incelendiği iddialarının gündeme gelmesinin ardından da devlet denetleme kurulu e, başkanından açıklama geldi. Kurumumuz kaynak gösterilerek, gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci e, bulandırmaya çalışanlara itibaret meyiniz süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz deniyor. Soruşturma sürecinde bir başka bakılan önemli nokta da biz de aslında ilk gün itibariyle konuştuk FETÖ iltisakı olup olmadığı hem yayın evi hem ÖSYM açısından bu değerlendiriliyor. Yeni de bir takvim var sınavlarla ilgili. Yeni KPSS takvimi de 17 Eylül'de başlayacak. Birer hafta arayla 3 hafta içinde bu KPSS maratonunun da tamamlanması bekleniyor. Şimdi Nedim Şener siz dediniz ki köşe yazınızda doğal olarak herkesin aklına sadece 2005 ve 2013 arasında KPSS ve pek çok sınavda 8 yılda 260 bin kişiyi mağdur eden FETÖ geldi. Hırsız içeride ise kapı kilit tutmaz sözünü hatırlatıyorsunuz. Evet. Ne demek bu? Şöyle. Yani KPSS'de gördüğümüz şey ne ifade ediyor? Hı? Aslında biraz... Bütünlüklü de bakalım. Tabii. Cem yani evlerine saldırılar ki Sayın Bahçeli de bunun altını evet. çizdi. Arka arkaya gördüğümüz bazı olaylar. Şimdi bakın. Ne oluyor? Bu rakamı vermemin nedeni yani 2013-2005-2013 arasındaki rakamı hatırlatmamın nedeni bu. Çünkü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporuna dayalı bir şeydi, paylaşımdı. Bunu vermemin nedeni şuydu. Bu 206 bin kişi bu sınav yolsuzluklarına karışmış. Yani bu sınavlarda... Ee, şey yapanlar ee, hakkı yenen insanlar. Mağdur edilenler. Mağdur edilenler. Onların yerine FETÖ'cüler yer almışlar. Değişik kurumlarda, emniyette, yargıda, dışlarında ne kadar aklınıza gelecek devlet memuriyetinde varsa ee, bunlar yer almışlar. Peki bunu biraz daha geriye götürürsek, 2000'lerin başına kadar götürürsek iddianamedeki rakamlardan söylüyorum. Bu rakam 400 bine çıkıyor. Peki nerede bu insanlar? Yani 400 bin kişi mağdur olmuşsa o sınavlarda onların yerine haksız yere giren, kamuya giren insanlar var. Nerede bunlar? Kamudalar. Hala kamudalar. Kaçını ihraç etti devlet? TSK dahil olmak üzere 125 bin, 126 bin. Geri kalanı nerede? Geri Bak kalanların desteğiyle girenler nerede? Bir öyle bir şey var. Bakın yani. nerede? Yani dolayısıyla oturup FETÖ onu yapıyor, muhalefet bunu yapıyor falan. Devlet ne yapıyor? Ben ona bakıyorum. Kale, kale duvarını sağlam tutmazsanız düşman saldırır. Proxy diyorsunuz işte size proxy içeride. İçerideki proxy. Şimdi bakın o, bu olayın vehameti şöyle bir şey. Çok basit, çok sığ tasarlanmış bir operasyona bir koca devletin itibarı Gidebiliyor yani kaybolabiliyor. Güven sarsılmasından Tabii, bakın. söz ediyorsunuz. Şundan dolayı daha önce FETÖ ne yapardı? Sınav komisyonları tarafından hazırlanmış son hali verilmiş soruları alır. Sızdırıyor. Kendi örgüt evet. evlerinde ezberletir, Doğru. yazılı verir, kopyasını verir falan filan. Ve cevaplarını verir. Sızdırırdı, yani. cevaplarını verir, sızdırırdı. Burada da daha tuhaf bir şey var evet. bakın. Soruları basılmış yayın evinin kitap kitabından sorular ÖSYM havuzuna giriyor. Yani bir de o sınav... sınav... Ve sınavda çıkıyor sorular. Ve sınavda sorular çıkıyor. Tabii, ve alınıp... Aha. Şimdi Sadece bakın. havuzda da Bu ne yani. demek biliyor musunuz? Dışarıdakinin FETÖ bağlantılarını biliyoruz. Onları anlatacağım. İçeridekiler bu soruların nereden geldiğini kontrol etmeyen ÖSYM'de kaç kişi? Bütün devlet kurumlarından yüzlerce, binlerce insan ihraç edildi. Sordum ÖSYM'de kaç kişi ihraç edildi? 15 kişi. Bu mudur? Bütün soru yolsuzluklarının yapıldığı o yapıdan, o kurumdan eğitimcileri dahil soru hazırlayanlar dahil olmak üzere sadece 15 kişi mi? Onu da 14'ü zaten şeyleri itirazları reddedilmiş. Bir tanesinin de incelemesi sürüyormuş. Yani birinin de incelemesi hala sürüyormuş. Kaç personeli varmış? Hatırlanız da var mı? Şimdi ÖSYM'den yani herhalde sadece kapı gö görevlilerinin sayısı 15'ten fazladır ya da çevre güvenliğini sağlayanların sayısı 15'ten fazladır. Anlatabiliyor muyum? Yani bırak hani ne kadar olduğunu söyleyip bir şey yapmak istemiyorum ama 15 kişi ya. Şimdi siz temizlemediğiniz bir kurumda, temizlik yapmadığınız bir kurumda hangi ÖSYM başkanı? ÖSYM başkanı yargılanıyor bir tanesi. Ne tür açıklamalar yaptığını, hangi siyasetlere yakın selam durduğunu biz görüyoruz, gördük o adamlarında. da. 2010, 2010 yıllardan bahsediyorum. Son görevden alınan ÖSYM başkanı da bana itibar suikastı yapılıyor falan diyor. Ne yaptın? Sana devletin en yetkili kurumlarından FETÖ temizliği yaptın mı dediği zaman yaptım falan diye söyleyen kişilerdensiniz. Peki ne yaptınız? Kaç kişiyi e, yönetimin kararıyla yani e, ihraç ettiniz? Dilerim. 11 daire başkanlığı var. yani Yeme'de. düşünün yani, ya. Yani hani bir personel hesabı. Ben size diyorum ki sadece kapı kapı görevlisi olarak müstahdem olarak 15 kişiden fazla sayın yani. Her 30 kişi olsa 11 ile çarptığınız 330 kişi kadar. Ben, 30 ya 30 daire bakın, daire ben size, komik ya. Ya, ya bakın bu, de, bu kurumu temizlememişsiniz. Tabii operasyon yiyeceksiniz. Milli eğitimi temizlememişsiniz. Tam tersi bir şey daha söyleyeyim. Milli eğitimde bu temizliği yapanları temizlemişsiniz. Nasıl? ya Bakın bugün FETÖ ile mücadele eden kişiler, kurumların başındakiler görev yerleri değiştirilmiş. Milli eğitim dahil olmak üzere söylüyorum size. Ya mesela Cihat Yaycı, Deniz Kuvvetleri'nde bütün e, kuvvet komutanlarına örnek olacak FETÖ metreleri yaptı. Adamı Milli Savunma Bakanlığı'nın bir iftirasıyla iftirasıyla ihraç şey istifa yazdı. istifa etmek zorunda kaldı. Var mı Türkiye Cumhuriyeti devletinde yolsuzluk FETÖ bir kuruşla geçen günde takipsi kararı çıktı. Ee, Ankara şey, yargıtay tarafından verilmiş takipsi kararı çıktı. Ne oldu? Peki 40 yıllık üniformasını aldın, iftirayla attın. Kime yaradı bu? Fethullahçı terör örgütüne yaradı. Bakın sadece bir örnek bir kişiden örnek veriyorum. Milli şeyde Milli Eğitim'den örnek veriyorum. Teftiş Kurulu Başkanı nerede mesela şimdi? Bu komisyonlar kuruldu, orada çalışanlar. Diğer bakanlıklarda bütün bakanlıklara bakın. Ve geçen gün daha daha bakın uyarıcı olsun diye yani görebildiklerimi nacizane kırmadan dökmeden anlatmak adına sağlık sistemindeki FETÖ'cüler örnek Temmuz'da verdim. 15 Temmuz'da söylediniz bunu ya. Ve sağlık Bizim sistem... yayınımızda 15 Temmuz'da Olacakları... Nedim çünkü adamlar bakın, de uyarıda sadece bulundu. Adamları, Bir kere daha tekrarlıyor şu an. Evet. Adamları, adamları sosyal medyadan takip ederseniz iletişimin oradan kurduklarını görürsün. Devlet zaten alt yazılımdan bunu takip ediyor da gözle gördüklerimiz var. Devlet sadece burada yapacağınız gereğini yapacaksınız. Ben sadece gazeteci olarak gereği nedir anlatmaya çalışıyorum bunu bir şey, şey yapmaya mi? çalışıyorum niye gereği yapılmıyor ya da yapılamıyor ya da yapılamıyor şimdi bu. şöyle e, buna nasıl söyleyelim rehavet mi diyelim ata, atalet mi diyelim ya da efendim e, bu e, yani devlet yöneten, da devlet yöneticileri bahsediyorduk şöyle da. bir şey bir kere ben daha önce de bunu söyledim Adalet ve Kalkınma Partisi uzun yıllar Fethullahçı terör örgütü dediğimiz cemaat denilen dönemde bunlarla işbirliği yapmış akraba olmuşlar, hısım olmuşlar. Onu ihraç ediyorsunuz, onun kayınpederi, onun damadı, onun bir, bir şey çıkıyor. Bu şikayetler hep söyledim. Daha önce de iki, darbeden 2 iki, 2,5 iki, yıl sonra söyledim ben bunu. Bu şikayetler hep siyasilere kadar ulaşıyor. Bu konuda ya çok fazla sert gitmeyelim falan diyenler var. Bunda bakın şöyle bir analiz de var. 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz'dan sonra Aileler, darbeye FETÖ'cülere, FETÖ'cülerin aileleri çocuklarına, kızlarına karşıydılar. KHK ile ihraç edilse dahi onları biraz hain olarak görüyorlardı. Bu devlete ihanet etmiş olarak görüyorlardı. Ama 5 yıl içinde, 6 yıl içinde öyle bir noktaya geldiler ki, fetöyle FETÖ mücadelede, ee, ne mücadelede kayırmacılığı gördükleri için, işlerine de öyle yaradığı için bu sefer... Çocuklarından yana tavır almaya kalktılar. Şimdi bu neye yansıdı? Siyasi tercihlerine yansıdı. Eskiden FETÖ'cülerin işte atıyorum 150-200 bin oyu hesaplanırken bugün kendi aralarında yaptıkları hesaplamaya göre <laughs> 1 milyona yakın oy çıkartıyorlar. Kendilerince yani. Böyle bir hesaplamalar var. Belki daha az daha fazla onu bilmiyorum. Bu siyasetçinin gözünü korkutuyor. Diyor ki bakın karşımıza alıyoruz biz bu grupları. O zaman biraz frene basalım. Biraz yumuşak gidelim. Ne yapalım? İşte kararlarda biraz. Şöyle düşünün. Orhanlı gişeleri davasında aynı amaç için yani darbeye destek amacıyla yola çıkan 116 tane askeri öğrenciden 60 tanesine ceza veriyorsunuz. İşte 55 tane 60 tanesine ceza veriyorsunuz. Müebbet ceza veriyorsunuz. 60 tane, 50 tane 60 tanesine de beraat veriyorsunuz. Ya diyorsunuz ki fiile karışmış. Birileri var fiile karışmış. Diğerleri karışmamışlar. Karışmamışlar mı, karışamamışlar mı? Yani eğer etrafını çeviren vatandaşlar, etrafını çeviren vatandaşlar, canını ortaya koyan, gazi olanlar, canlarını ortaya koymasaydı çıkmayacaklar mıydı? Üzerinde en az 20, 40, 80 kütüklüklerinde silah olan, şey mermi olan dolu silahlarla oraya gelmişler. Yanlarındaki kasalarda 7 bin tane mermi var. Tek tek seçilmişler en bağlı FETÖ'cüler tarafından sivil olanların hazırladığı şeyi e, listeyi, listeyi listeden isimleri okunarak otobüslere bindirmişler, oraya getirmişler. Tek şeyleri var, vatandaş onları engellediği için bakın hı hı. darbeye yardım fiili teşebbüs esamasında kalmış. Kimi darbeye yardımdan ceza alırken onlar beraat ettirilmiş. Şimdi böyle yargı, yargılama olur mu? Şimdi Şimdi bu söyledikleriniz çok ile önemli söylüyorum. evet ama burada baktığımızda siz biraz önce çok önemli bir rakam verdiniz. Ne dediniz? Mağdur edilen geriye de dönüp baktığınızda Tabii. 400 bin kişi var. Tabii. Bu 400 bin kişinin yerine, yerine o sınav girmişler. sorularının ya da işte cevaplarının verildiği kişiler girdiler kamuda görev yapmaya başladılar. Hile sınavlarda kazananlardan Bunların mı bahsediyoruz. Bunların ne kadarı temizlendi ne kadarı geride kaldı. İşte. Geride kalanlar bugüne kadar yeni kimleri Sisteme dahil etti. Bütün mesele. Yani burada... Ve hala evet. ne yapıyorlar? Bakın şimdi bu gelelim bu güncel konuya. Gelelim. Gelelim bakın. Şimdi bu kişi, şimdi yayına bu ÖSYM açısından söyledik, konuştuk. Dedik evet. ki ÖSYM'de hırsız içeride kardeşim. Ö göreceksiniz devletin bütün kurumları ama, bütün istihbarat kurumları, terörle mücadele bütün grupları kurumları bu işe odaklanmış. En ufak ayrıntıya kadar çıkacak göreceksiniz. En ufak Kurumun içindekiler dahil olmak üzere söylüyorum. Çünkü de, de, de devletten Kurulu tarafından yapılan suç duyurusunda bütün bunlar hepsi ni kapsıyor zaten. Eğer bir FETÖ iltisakı çıkarsa bu önceki sınavlar için ya da bugüne kadar bu KPSS'lerle tabii KPSS e, bir yerlerde şimdi bakın, bir e, Bunun ana fikri yani bakın, için ne Burada demek burada mesele Geriye burada mesele Burada mesele basit bir sınav sorusu sızdırma yani birileri Evet yöntem de değil çok değil o farklı. mu hayır Devletin itibarına bu konuda belli bir noktaya gelmiş, FETÖ'cülerden arınmış. FETÖ'cülerin adıyla e, bilinen bu soru hırsızlığının, sınav yolsuzluğu meselesinin tekrar devletin üzerine sıçratılması meselesi var. Devlete mi, hükümete mi bir mesaj? Devlet, bu, bakın bu, burada hükümet ne olacak? Hükümet yarın seçim kaybeder evet, evet, gider ama evet. ÖSYM'ye güvensizlik hep kalır. Yar, bakın Devleti. bu devletin kurumu. Zaten olaya şöyle bak, bakarsak yanılırız. FETÖ'yle mücadele AKP'nin meselesi değil ki. Devlet ve millet meselesi 15 Temmuz'da devletin hangi kurumları bu mücadelenin en önünde yer aldılar, bu işi bastırdılar? Millet bastırdı. Millet sokağa çıkmasaydı görürdük sonunda ne olacağını. Dolayısıyla bu milletin mücadelesi. Ne, kimin, niye, neye örnek veriyorum biliyor musunuz? Bakın ben milletin mücadelesi derken her bizim şanlı bir zaferimizde şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları ve fedakarlığı var. Daha geçen gün, iki gün önce Orhanlı gişelerinde vurulan kızımız 24 yaşında. Omur, omuriliğinden vurmuş evinde yatıyor. Her 4 saatte bir sondayla ihtiyacını karşılayabiliyor ailesi tarafından. 49 ameliyat olan gazimiz var. 50. ameliyatın olacak. Vücudunu toplamaya çalışıyor devlet bir yandan. Bak adam paramparça olmuş vücudu toplamaya çalışıyoruz. Ben gazi tanıyorum. Ayağını gördüm. Biri 42, biri 43. Niye? Mermi var içinde. Gece aldığı yaradan mermi içinde duruyor hala. Yine bir gazi her iki günde bir eğer abisi gelmezse bütün vücudu patlayabilir. Şeyden eğer e, şeyini ihtiyacını gideremezse iki günde bir sondayla ihtiyacını gider. Ve buna benzer yüzden fazla ağır yaralı gazi var. Bak bunlar şu anda acı çekiyorlar bu insanlar şu anda. 251 tane insanımız mekanları cennet olsun şehit olmuş. Bunları unutur, unutursak bakın biz bir olaya böyle FETÖ bilmem ne falan biz biz o gecenin herkes bana diyor ki ya Nedim, Nedim Şanki işte e, sanki darbe dün olmuş gibi davranıyor. Hayır ben o darbe gecesini yaşıyorum hala. Siz hepimiz yaşadık onu sizde beraber. O darbe gecesinin kanlı gecesini yaşıyorum ben hala. O kanı anlatmaya çalışıyorum. Eğer onun kanın sıcaklığını hissettiremezsem sana ben sen bunu anlamazsın. Rakamlara bakarsın ya öyle mi olmuş böyle mi olmuş. İşte iki FETÖ'cü sen her şeyi FETÖ'ye bağlıyorsun falan filan. Öyle değil. FETÖ çok ciddi bir çok ciddi bir tehlike. Kendisinin olma bakın bu olay bile şu olayda bile FETÖ hesaplarının işte Adem Yavuz Aslan'ından Tuncay Hopçin'le efendim Emre Ustus'undan diğerlerine bakın nasıl tutum aldılar. Hemen bu olayı gördünüz mü? Bak bize bunlar soru hırsız diyorlardı. Asıl hırsız kendileriymiş. Peki. O, oluşturmak istediği algı buydu. Birkaç cümleyle tamamlayalım çünkü vaktimiz de burada sınırlı. Diğer konuklarımızı da dinleyelim. Ama ben şeyi an anlatacağım. bu yayın evine, alayım. Peki. Şimdi geliyorum bakın bu işin FETÖ yani yayın evinin FETÖ bağlantısına. Darbeden sonra 18 tane yayın kuru şey e, bu kitap evleriyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor ve bunlarla ilgili FETÖ bağlantısıyla ilgili soruşturma açıldı Ankara Cumhuriyet Savcılığında. Sonra 23 Ağustos 2016 günü polise bir ihbar gidiyor burayla ilgili. Aynen ihbarı şöyle okuyorum size. Altıntağ İskitler Samyeli Sokak numara 17 sayılı adreste faaliyet gösteren 7 iklim eğitim bilgisayar limitaj şirketi Mercedes Cip içinde şu an 600 bin TL civarında bir para var. Ve bu parayı Akın İpek'in annesi olan Melek, Melek İpek'in şoförü bu adrese getirdi. Bu parayı 7 iklimin sahibi Münir Çelik teslim aldı. Bu firmanın Fethullahçı olduğunu beyan eder. Ayrıca ekipler ararlarsa yardımcı olurum kamera kayıtlarını gösterebilirim. Ve şu anda da Fethullah Gülen kitaplarının kapaklarını söküp değiştiriyorlardı. Bu bir ihbar. Peki. Şimdi ne olması lazım? Savcılığın 23 Ağustos 2016 günü bunu soruşturması lazım değil mi? Peki bununla ilgili soruşturma ne zaman açılıyor biliyor musunuz? 2018 yılının Ağustos'unda. Bir soruşturma numarası veriliyor. 2016'daki, 2016'daki soruşturmayla birleştiriliyor. Sonra o birleştirilen dosyadan bu soruşturma ayrılıyor. Ve bu kişi hakkında 2022'nin Ocağında takvisi kararı veriliyor. Peki. Şimdi Öbür taraftan DTK ile konuşuyorsunuz. Gelen birçok ihbarlar var bunlarla ilgili. Bunların FETÖ bağlantısı konusunda. Bunların hepsi çıkacak. Devletin bütün kurumları bunların evet. hepsini ortaya koyacak. Dolayısıyla biz neyi görüyoruz? Bakın FETÖ bağlantısı tam ortaya konduğunda bütün boyutlarıyla, içerideki boyutlarıyla. Bakın hırsız içerideyse kap ya dışarıdaki FETÖ'cü her şeyi yapacak. Benim derdim içerideki. Ben dışarıdakinden hiç korkmuyorum. Ben onlarla her türlü cevap verebilirim, mücadele edebilirim, saldırabilirim. Hiç problem değil. Beni endişelendiren Peki. arkamdaki, yargıdaki. Asıl mesele Yargıdaki mesele. Anlatabiliyor muyum? Her evet. da, Milli Eğitimdeki, Sağlık Bakanlığındaki ben bunlarla e, uğraşıyorum. Evet.